Hadi Allah zihin açıklığı versin. Beslenmeni bitire mi kızım? İyi dinle öğretmenini. Kendi kendine mi gidiyor artık okula? Tabii Cemil Bey amcası. Abla oldu artık abla. 8 yıllık temel eğitimde. Aferin. Maşallah maşallah. 4. sınıfta İngilizceye başlıyorlar. İşime salla kızım amcaları. Bay bay. Aman aman. Doğru dürüst Türkçe öğrensin de önce. 8 yıllık eğitim yetmez bu memlekete. Cafer duydun mu? Telaş yok telaş yok. Yapacağız bir şeyler. Neyi işaret ediyor o yine? Bira mı istiyor sabah sabah Baykuş? Konuşuyor efendim kendi kendine öyle. Temel eğitime katkıda bulunuyoruz biz de. Boş durmuyoruz. 8 yıl yetmez. Ben bakan olsam 14 yıla çıkartırım. Çüş artık. İnsaf. Çatladı çatladı. 2 şişe bira için şu hale bak. Sevim abla uyuyor herhalde. Sabri Bey. Buyurun efendim. Kiracı buldunuz mu büyük hanımın dairesine? Bulduk sayılır efendim. Ciddi bir talip çıktı. Şükrü Bey de kefil oluyor. 90 milyon etmez odası. Çok istiyorsun. Anam. Ona da karıştı. Halt etmişsiniz siz onu. Az bile istedik. Şimdi çıksalar şunların oturduğu kapıcı dairesine 50 milyon veriyorlar. Anam. 50 mi dedi? Bunun da gözü bizim dairede ha. 50 milyon ha? Ne sandın? Kıymetini bilin evinizin. Sabri Bey, kiminle konuşuyorsunuz? Baykuş efendim. Başladı yine bozguncu faaliyetlerine. Bizim ev 90 milyon etmezmiş. O ne karışıyormuş alkolik. İyi günler. İyi günler. Ayla Hanım, bu ne kıyafet? Ne varmış efendim kıyafetinde? Böyle sabahlık da sokağa çıkılır mı efendim? Söyletmeyin beni şu kapıcıların yanında. Sokak değil burası efendim, evimin balkonu. Çevir başını gül, başladılar. Hadi laf dinlemeyin size. Yallah işinize. Ne lafı canım? Ne bu çalım hanımefendi? Sen çok havalara girdin bakıyorum. Çalım yapma kızım böyle büyüklerine. Çok ayıp. İkiniz de ayağınızı denk alın. Duydunuz mu? Duyduk, duyduk. Heh, ona göre. En küçük bir terbiyesizliğinizi görürsem koyarım kapının önüne. Öyle kolaydı. Ne dedin? Bir şey diyen yok efendim. Yürü gül. Şurada emekliğimize 3 yıl kalmış. Hadi. Onu bil de. Elindesin. Yakarım emekliliğini vallahi. Vallahi yakar. Cafer. Ne diyor? Bana mı bir şey söylüyor yoksa? Yok canım. Konuşuyoruz. Aramızda. Gelmeyeyim oraya. Ahlaksız müzevvirler sizi. Dedikodu yapıyorsunuz arkamdan ha? Utanmazlar sizi. Yok efendim. Ne dedikodusu? Sus sus. Koparırım senin o dilini. Yok efendim, haydutun arkasından ölsün diye beddua etmişim de. Buyurun canım abicim. Hanımefendi buyurun. Sağ ol birader. İyi günler. Efendim maşallah. Bu ne güzellik. Yürüyüşe mi? Yürüyüşe komşum. Doktor tavsiyesi. Böyle her gün sarsmadan en az 5 kilometre. Oh maşallah. Her gün biraz daha iyi görüyorum sizi. Ne güzel değil mi Ayla Hanım? Öyle vallahi. Yırttık komşum çok şükür. Kefeni yırttık. Şükürler olsun ya Rabbim. Ne yapardık bu domuzun elinde? Katiller yürüyüşe çıkıyor Sevim. Vay sayın abim. Saat gibisin maşallah. Takılmayalım canım abicim. Tak yürüyelim. Daha konuşacaklarımız var. Yürüyelim birader. Buyurun. Estağfurullah canım abicim. Sen buyur. Ablacığım yürü. Ay çekmesen öyle kız. Tepe taklak gidiyordum. Huzurlu bir aile ortamındayız ablacığım. Terbiyeli olun please. Sefa ile efendim. Ne güzel böyle Amerikan başkanları gibi hem yürüyüş hem iş. Aynen komşum, Clinton gibi. Sen daha büyüksün canım abicim. Tek Clinton da kimmiş? Horoz yine sana mı kaldı? O bizim canımız Cemil abi. Ne demek sana mı kaldı? Aman al götür al götür. Çekemem onun akşama kadar ürülerini. Ablacığım yürü. Bozma benim asabımı. Ay. Yoluyor adamı hırsız. Kendini biçim. Hastalığından yararlanıp kim bilir nasıl götürüyor. Bir toparlasın. Bak ne yapar Yavuz Bey adamı. Vurur vallahi alnından. Katil katil. Şu bizim yaylanın yağı peyniri de. Tulum peynirinden de yesene Ulviye. Ay,
Yiyorum da Davut biraz kıllı. He, kıllı mı? Ne yapıyorsun öyle eşek? Nein nein Davut, eşek yok. Tükürüyor oraya pis pis. Ne oldu yavrum? Boğazına bir şey mi kaçtı yoksa? Kıl kaçtı anne tulum peynirinden. Nimet'i orlama öyle çarpılırsın. Dumkov. Dumkov yok Davut. Nein. Çarpıldık zaten. Bir köye gittik. Havası çarpmıştır. Kurban ol sen o köye. Mis gibi yayla havası. Var mı Almanya'da öylesi? İşte annem burada söylesin. Var mı Ulviye? Tamam Davut. Çok güzel. Beğendik. Ama bu olmaz. İkide bir de Almanya, Almanya. Ben hiç beğenmedim. Ne güzel gidecektik anneanneme. Oturuyor erkekler kahvede. Evet Davut. Bu çok kötü. Vallahi gencecik kadınlar çalışmaktan ihtiyarlamışlar. Evet anne. Çoğunun dişleri dökülmüş vallahi. Ben orada kız istemem. Sabahtan akşama kadar inek sayıyorlar böyle memelerinden tutup. Al. Yapma öyle çirkin hareketler, çarparım. Konuşuyoruz Davut. Ne var bunda şimdi? Konuşmasın öyle sapık sapık. Meme dedik baba. Sapıklık mı bu? Başlık paraları da çok pahalı. Evet Davut, o da çok yanlış. Neymiş yanlış olan? Köle gibi parayla kadın satın almak. Ben öyle parayla evlenmem anneciğim. Kız bana aşık olmalı öyle. Heh, buldun da. Memleketin bir adeti bu Ulviye. Sen mi değiştireceksin? Yaylanın kızları çok güzel halı dokur. Marifetli. Oğlunu alan yaşadı. İstemem istemem. Kıllı kıllı öyle. Kes sesini Dubkov, çarparım ha. Konuşuyor şurada Davut. Başlama yine çarpıp patlatmalara. Ne konuşuyoruz Ulviye? Baksana şuna sapık sapık. Abadı bile çarpıldı orada. Kocaman kocaman köpekler. İnekler böğürüyor sabahtan akşama kadar. Mı. Ağır ol ağır. Ağır değil burası. Ağır'a da alıştık baba sayende. Öküzler, mandallar. Kocaman böyle. Sus. Sen aşıladın buna bu bölücü fikirleri Ulviye. Bölücü mü? Evet. Kendin gibi Almanlaştırdın onu. Ah. Sağ ol. Katil de eseri tam zamanında yürüyüşten döndüler Sevim. Döndük Sayın abim. Taktik. Kız bu baykuşun da başka derdi kalmamış. Karısına rapor veriyor. Kız olacak ablacığım. Güzel konuş. Huzurlu bir aile ortamındayız. Rahatlar olsun efendim. Maşallah bugünkü yürüyüşünüzü de 2 dakika farkla kapattınız. İki değil. 1 dakika 52 saniye. O kadar olur Sayın abim. Kronometre mi tutuyorsun vatandaşa? Olur efendim olur. Her gün daha hızlanıyorsunuz maşallah. Kuyruğu titretip yattığımız zaman vatandaşın arkasından böyle konuşmamışsın ama komşu. Ne demişim efendim? Ölse de kurtulsak demişsin komşu. Haşa efendim. Vallahi iftira. Kim uyduruyor bunları? Demişsin komşu maalesef. Hiç yakıştıramadım sana. Dedi dedi. Ben şahidim. Allah boyunu devirsin inşallah. Pis müzemmiş. Sen de iyi yırttın kefeni ama. Bizim bir ayı Kamil vardı, benzetmek gibi olmasın. O da böyle gitti rahmetli. Yatakta. Aa. Ne diyor kuzu öyle yatak matak? Hop. Vatandaşın özel hayatını karıştırmayalım şimdi Sayın abim. Ayıp oluyor. Nişanı ne zaman takıyorsunuz kısmetse? Size ne ayol? Aa, ne meraklı şeylersiniz siz? Anne bağırma, rezil oluyoruz. Yürü. Dur kız sen de. Attırma beni tepeme. Cemil Bey, bak vallahi çok fena olur. Kapatın bu konuyu. Ne var bunda? İşte o kadar söylüyorum. Vallahi bu iş mahkemeye kadar gider. Yok canım. E görürsün bak. Anne yürü. Çekme kız sen de. Kimseden korkum yok benim. Aa baba bak Aslı. Aslı. Tek tek in oğlum şu basamakları. Aslı. Hıh, bir sen eksik. Nasılsın Aslıcığım? Öpeyim. Dur be sen de. Rahat dur oğlum. Sevim Hanım. Neredesiniz canım? Bakar mısınız şu kocanıza? Ne var? Kötü bir şey mi söyledik? Ay bu adam karakolluk eder insanı vallahi. Sevim Hanım. İyi günler hanımefendi. Ne oldu, rahatsız mı etti sizi? İllet etti, illet. Ay bir dedikodu, bir dedikodu. Vah teyzeciğim vah. Üzülme. Öpeyim. Gel buraya Dumkov. Kadını sıkıntısı kendine yeter. Ay ne terbiyesiz insan bunlar canım. Başka işleri güçleri kalmamış. Sevim Hanım. Dedikodu yapmıyoruz burada. Hakikatleri konuşuyoruz. Bak hala konuşuyor. Sevim Hanım. Hanımefendi aldırmayın. Hadi anne. Aslıcığım üzülmesin. Hadi git git. Oğlum dur. Hasbinallah. Cemil, kiminle konuşuyorsun sen? Sevim Hanım. Şekerim, lütfen bir şey söyler misiniz şu kocanıza?
Cemil, ne yaptın yine? Taciz ediyor teyzeciğim, hem de cinsel taciz. Aa, daha neler? Oğlum patlatacağım şimdi ha. Yalan da değil vallahi. Aslıyla bozmuşlar akıllarını. Evleniyor muymuş, kimmiş o çıktığı çocuk? Sana ne Cemil? Aa, gir içeri bakayım. Ne yapayım seni sorduk? Gir içeri çabuk. Kusura bakmayın şekerim, bir dakika boş bırakmaya gelmiyor. Hadi bakın siz işinize. Hadi hanımefendi hadi, değmez sinirlendiğinize. Aslıcığım güle güle, üzülme sen. Yürü kız yürü. Allah kahretsin. Bak nasıl bozdu asabımı sabah sabah. Elim ayağım zangır zangır. Bah teyzeciğim bah. Görüyor musun baba? Sus konuşma. Çabuk içeri gir Cemil. Pencere yok bundan sonra sana. Saat başı 10 dakika havamı alırım Sevim. Yasaklama beni. Cemil başladın mı yine? Ne yaptım Sevim? Daha ne yapacaksın? Ayıp değil mi? Sana ne el alemin kızının flörtünden sevgilisinden falan? Sana ne olur mu Sevim? Biz amca değil miyiz? Kısmetine pis biri düşer. Allah Allah. Sana bir şey soran oldu mu amca olarak? Ne karışıyorsun sen? Karışmak lazım Sevim. Böyle şipçak evliliklerin sonu hüsranla biter. Of Cemil of. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Ne Sevim? Alıp başımı çekip gitmek. Nereye? Nereye olursa. Bıktım. Canımdan da bıktım, dikişten de bıktım. Ben mi sıkıyorum seni bu kadar Sevim? Sıkıyorsun ya. Bunaldım, bunaldım. Ölsem de kurtulsam diyorum bazen. Allah göstermesin. Ben ne yaparım sensiz? Ne bileyim? Sıkılma. Ben yanındayım. Şimdi hepsini tıkır tıkır bitiririz. Hey gidi Nazım, hey gidi doktor. Neydi o Berlin'de, Paris'te yaşadığımız günler? Şunlardaki hayat dolu, seveceğim bakışı. Görüyorsun değil mi İbrikçi? Nasıl görmem Cenab-ı abi? Ben tanıyamadım maalesef hocam. Yazık. Onları tanımamak büyük kayıp. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı ellerinizle? Nasıl İbrikçi? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Hay yaşa. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Süt koymadım Cenap abi. Vay, iyi etmişsin canımın içi. Cenap abim sütten nefret eder. Oo, konyaklarda Napolyon. Afiyet olsun hocam. Hepimize, sağlığınıza çocuklar. Nazım'a, doktora içelim. İçelim Cenap abi. Yine duygulandık. Bilge, ağlıyor musun? Ağlanır buna delikanlı, ağlanır. Bırak ağlasın. Ben buna dayanamam Cenap abi. Dayanacaksın Sıtkı. Her şeye rağmen yaşamak güzel şey. Güzel abi, güzel. Bilgeciğim, neydi babanın adı? Şükrü. Ha, Şükrü. Onun da sağlığını içelim. Bize kefil oluyor değil mi? Olacak. Sağ olsun, sağ olsun. Hala ne güzel insanlar var şu dünyada. Görüyorsun değil mi İbrikçi? Güzellikleri içelim Cenap abi. Ya, Şükrü Bey'e içelim. Canım kayınbabama afiyet olsun. Hepimize, hepimize. İçelim ve evimize gidelim Sıtkı. Yalnız ev sahibiyle karısı biraz çatlaktır hocam, dikkat edin. Bizim hayatta anlaşamayacağımız insan yoktur Aydıncığım. Siz onları bize bırakın. Napolyon da bir harika. Çocukları gördüm, duygulandım. Bilgeciğim, bir yudum daha verir misin? Tabii vereyim. Bana da bir yudum sevgilim. Biraz da insanları olduğu gibi kabul etmek lazım Aydıncığım. Çatlak patlak, değil mi Sıtkı? Öyle Cenab-ı abi. Hmm. En iyisi şişeyi getir buraya Bilge. Bana bak İbrikçi. İmzayı sen atacaksın, ona göre. Hı? Beni evlendirmek istediler. Fıstık güzel mi? Çok. Ondan sonra hiç beğenmedim. Halı da kıyamış. Çirkin mi kız? Çirkin. Böyle bakıyor. Kıllı kıllı kolları var. Şaşı öyle.
Yazık. Yesene. Yiyorum. Ne güzel değil mi yumuşak yumuşak? Çok güzel hakikaten. Sen de çok güzelsin. Hop! Ağla bakalım, başını yine ha. Ne var bunda Adem abi? Güzel, yalan. Yoksa babana söylerim bak ha. Otur adam gibi fıstığı diye. Hurda, bakır, demir, eskiler alırım eskisi. Geldi soygunucu. Yine doldurmuşsun arabayı Hüseyin abi. Maşallah. Doldurduk bacım, doldurduk. Rahmetli Aziz Bey'in sayesinde. Nur içinde yatsın. Onun eşyaları mı? Onun tertibi. Ne bereketliymiş. Satıyorum, satıyorum, bitmiyor. Fıstık mı yiyorsunuz? He, fıstık. Halis getirdim. Bize yok mu tertibim? Bitti Hüseyin amca. Bak bir avuçtu zaten. Ver birkaç tane, tertibim. Aa, imrendik. Hmm, ne fıstıkmış ama. Afiyet olsun. Ne anlatıyorsun yine öyle bacıma oturmuş ateşli ateşli? Köy hatıraları. E biraz da bize anlat bari. Yediğin işte senin olsun. Kalk. Hadi ben de sizin dükkana gidiyorum. Konuşa konuşa gideriz. Al götür Hüseyin abi, al götür. Hadi dilek çüz. Görüşürüz. Gel tertibim, gel gel. Güle güle. Hurda, bakır, demir, eskiler alırım eskici. Bacım, rahatsız ediyorsa söyle, icabına bakarız. Yok bir rahatsızlığı Adem abi. Onu da böyle kabul etmek lazım. Bunların hepsi Aziz dedi mi Hüseyin amca? Hepsi değil, antikalar onun. Allah gani gani rahmet eylesin. Satıyorum, satıyorum, bitmiyor vallahi. Hurda, bakır, demir, eskiler alırım eskici. Anlatmıyorsun tertibim, ne yaptın köyde? Biraz kızlara falan baktık Hüseyin amca. Buldun mu bari birini gönlüne göre? He? Yok be Hüseyin amca. Başlık paraları çok pahalı. Hı. Bizim köyde ucuzu var tertibim. Bakarız sana ehven bir tane. Ucuz kız istemem Hüseyin amca. Ucuz kızlar çirkin olur. Yok tertibim. Hem ucuz hem güzelini bulacağız sana. Sen amcana güven. Ciddi misin Hüseyin amca? Babamla konuşalım hem. Bu işlerin şakası olur mu tertibim? Tabii ciddi. Hem de en güzelinden. Vay be. Söyle bakayım göğüsleri nasıl? Büyük olmasın öyle inek memesi gibi. He? Nereye bakıyorsun hayırsız? Evlenmişler amca. Kimler? Ebru ile o herif. Ebru kim? Milli mankenimiz amca. Duymadın mı adını? Mankenin de millisi mi çıktı? İşine bak işine. Bakıyorum amca. 6 kere 9. 49 amca, ne var bunda? Tüh, kafasız. Önüne bak, önüne. Of of. Bu yıl da bekar kaldık be amca. Al. Patlatırım ben seni. Nasıl konuşuyorsun sen öyle amcanın yanında? Gözün mü döndü? Döndü vallahi amca. Nereye gitti bu dumkof? Direğe gitmiştir amca. Ayrılmıyor yanından. Gelsin, onun da patlatacağım ben sesini. Patlat amca. Asılıyor kıza durmadan. Al. Müzevilik yok. İşine bak sen. Burada bakır demir. Geldiler amca. Gelsinler bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol gözüm, buyur. Ustam, şu mallara bir zahmet bak. Yengeye göre de bir şeyler var antika Aziz Bey'den. Neredesin sen, kaç saattir Dumkov? Çölü bir tur attım geldim baba. Geldi ustam, geldi. Yok bir yaramazlık. Güzel güzel konuşa konuşa geldik. Öyle güzel konuştuk ki baba. Hüseyin amcanın köyünde çok ucuz kızlar varmış. Tertibi de alırız bir tane. Aa, alırız tertibim. Hem de en güzellerinden. Yanakları pembe pembeymiş tertibi. Halil amcanın karısı gibi. Tertip. Ha? Halil Gıda Pazarlama, buyurun. Servisimiz var efendim. Tabii. Tabii söyleyin. Bir büyük yoğurt. Yazıyor musun Yusuf Efendi? Yazıyorum hanımefendi. Yoğurt. Ha, acele bunlar. 2 paket tereyağı. Duydun mu Yusuf Efendi? Duydum hanımefendi. Başka? 2 paket çubuk makarna. Bunlar da acele. Anladım efendim. Sami Apartmanı. 8 numara. 3 büyük de diyet kola ilave ediyorum. Tamam. Yazıyor musun Yusuf Efendi?
Yazıyorum Sultan Hanım. Allah Allah. Hemen efendim, hemen geliyor. Çok çok mersi. Ne söyleniyorsun sen öyle ayol? Müşteri acele istiyor işte. Söylendiğim yok Sultan Hanım. Ne yapsam gözünüze batıyor sizin de. Batıyor evet. Havalara girdin sen de son günlerde. Hayırlı işler. Hoş geldin Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Ne oluyor gene kız? Hoş geldin abi. Aman baksana şuna. Müşteri acele sipariş istiyor. Bir çalım bir çalım. Çalım yok aslanım. Eniştem duymasın bunları vallahi. Verir 3 kuruş hisseni yallah. Heh, şuradan güzel bir sandviç yap bakayım bana. Şöyle salamlı, kaşarlı, turşulu, yarım ekmeği. Hı? Yapalım. Ha öyle. Hadi bakayım. Eniştem yok mu kız? Mal almaya gittiler. Kasanın başına da oturdun artık. Götürüyor musun ufak ufak bir şeyler? Götüreceğim de abi. Şu domuzdan fırsat yok ki. Her dakika gözü üstünde. Müşterinin siparişlerini unutma Yusuf Efendi. Aklımda hanımefendi. Şu Hüseyin Bey'in sandviçini hazırlayayım da. Şş, bana bak. Malzemesini bol koy ha içine. Geldiler. Ne çabuk ya. İdihan çomağı hazırla demişler. Oo, hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Yani biz de şimdi senin kulaklarını çınlatıyorduk. Ha. Ne konuşuyordunuz bakayım? Ne konuşacağız enişte? Senin güzelliğini. Ha. Yusuf. Buyur Ali Bey. Yardım et de şu malları indirelim. İndiririz Halil Bey, indiririz. Biz indiririz baba. İşine bak Yusuf abi işine, biz indiririz. İndirsin işine. Niye öyle kaşlarını kaldırdın iblis? Buna ne söylesem bugün bir karış surat Halil Bey. Kırarım boynuzunu. Ne o elindeki? Hüseyin Bey'in sandviçi. Acıktım da enişte. Parasını verdi mi? Verecek herhalde. Vereceğiz enişte. Verecek tabii canım. Kaçıyor mu? Boğazına dizmesine sen de adamın. İmarethane mi açtık burada iblis? Çıkart parayı kırarım boynuzuna.